Biraz canlı olun. Şu an tip arkadaşlarımla birlikte burada Gökhan abim var, burada Erdem var ve burada Sıla var. Selamlar. Harika bir yolculuk bizi bekliyor. İnanılmaz sunuyorum öyle değil mi? Ama şu ortam an, da şahane ya. Evet, kesinlikle kesinlikle enerjilerimiz uyuşuyor. Harika bir atmosfer. Evet. Maç mı sunuyoruz sanki? Devam edelim, evet. Maç. Şu an nereye gidiyoruz? Maçlara verdik galiba. Chinatown'a gidiyoruz. Chinatown'a gidiyoruz. Evet. Bugün iğrenç, pislik sokak yemeklerini deneyeceğiz. Yeni bir içeriğe hoş geldiniz. Abone olsun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma arkadaşlar, abone olursanız çok sevinirim. Çünkü şu an sadece 500 bahtım kaldı. Anlat benim arkadaşımın durumları. Arkadaşımın kanalına zili basmayı unutmayın. Abone olun. Yorum da yazın. Yazın. Nokta olsun yazacaksınız. Dedemize sahip çıkalım. Sizi seviyorum. Birazdan Chinatown'da olacağız ve iğrenç sokak yemeklerini deneyeceğiz. Şu an itibariyle Chinatown'dayım. Türk arkadaşlarımdan ayrıldım. Ayrı ayrı içerikler yapacağız çünkü. Bugün İran sokak yemeklerini deneyeceğiz. Ben bu yüzden aç karınla geldim. Sabah kahvaltısı etmedim. Şu an saat 5. İştahım inanılmaz açık. Bu yüzden akrep, larva, ondan sonra aklınıza ne geliyorsa hepsini deneyeceğiz bugün hep beraber. Nefessiz kaldım. Aynı zamanda heyecanlıyım. Ben de tatlarını merak ediyorum. Size bu arada yutma garantisi veriyorum arkadaşlar. Yiyeceğim, yutacağım. Midem bozulursa da bozulsun. Önemli olan beni izleyenlerin keyif alması ve mutlu olması ve deneyim sahibi olması. Önemli olan sizlersiniz. Ben de tabii ki önemliyim ama benim düşüncem bu şekilde. Hepinizi seviyorum. Chinatown Bangkok'un merkezinde yer alıyor. En kötü olayı ise şöyle, trafiğin buradan akması. Gece burada bayağı bir polis görevlileri burada görev yapıyor. Halkın karşıdan karşıya geçmesi için güvenlik önlemi alıyor. Yani saçma bir sokak yani. Bu olayı saçma. Bunu beğenmedim. Şefimiz burada karidesleri yapıyor. Böyle kızartıyor kabuklu bir şekilde. Hello chef, what is your name? What is your name? Hey, what is your name? What? Bo şefimizle birlikte burada. Bo. Yeah. Bo şefimiz burada. Akiva destleri de var. Bakın salyangoz mu onlar? Tam göremedim ama. Bo şef. Şef Bo. Arkadaşlar, bu ızgarada çalışmak gerçekten meziyet. Gerçekten sanat. Bütün ızgaracı arkadaşlarıma buradan selam yolluyorum. Cehennemde çalışır gibi çalışıyorlar arkadaşlar. Izgaracıları unutmayalım. Izgaracıları, bence ızgaracılar günü olmalı arkadaşlar bu dünyada. O derece zor bir meslek. Okay, bo, goodbye, thank you. Okay, thank you. Efendim, içimden gelerek çekiyorum bu videoları. Severek çekiyorum. Umarım beni izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Ben inanılmaz keyifliyim, mutluyum, enerjim yüksek. Mükemmel hissediyorum kendimi. Beni izlerken sizin de öyle olmanızı istiyorum. Beni izlerken eğlenin, faydalanın. Ne yapmak istiyorsanız yapın ama mutlu olun yeter ki. Hepinizi seviyorum. Sokak hummalı bir şekilde çalışıyor turistler için, yerel halk için. Burada insanlar evlerinde yemek yemiyor. O yüzden sokak yemekleri çok popüler. Bakın arkadaşlar, hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Atom karınca gibiler. Tezgahını açıyor. Akşam tezgahı bunlar. Balık taze, balık taze. Salyangozları açtık. Bunları da dener miyiz bugün? Deneriz artık. Yiyeceğiz artık. Tezgahlar kuruluyor arkadaşlar. Halk atom karınca gibi çalışıyor. Tayland'da yaşlısından gencine, çoluğundan çocuğuna her birey çalışıyor arkadaşlar. Bakın insanlar sıra olmuş. Bunlar için evde yemek yapmak diye bir şey yok arkadaşlar. Evde yemek yapılmıyor. Dışarıdan yeniyor. Zaten fiyatlar gayet makul. Bakın 50 bahta satıyor burada. İnsanlar 1 dolara yani 1,5 dolara karnını doyurabiliyorken zaten evlerine yemek yapmaları çok saçma. Hello. Bakın şefimiz burada. Noodle yapıyor. Noodle. What is your name? Huh? Your name. Name. What is your name? İsmini bilmiyor abi. Biz ona plastik makarna diyelim. Bakın abi, el hareketlerine bakın. Wow. Wow. Hareketler çok keskin arkadaşlar. Ben buradayım diyor. Bakın ben buradayım diyor. Bakın. Kamera hızına yetişemiyor şu anda el hızının. Ben bile yetişemiyorum. Gözlerime inanamıyorum yani şu anda. Elleri bir sanat. Sanat. İkinci bir hataya kabul yok bu meslekte. Teşekkürler. Okey, bakın arkadaşlar. Yürüyen İtalyan restoranı.
şeymiş ya. Vay canına, VIP otobüs. İlgimi çekti, size de göstermek istedim. Böyle o bardaklar ilgimi çekti. Böyle yemekler falan hazırlanıyor. Galiba turistlere özel VIP hizmet veriliyor bakın. Fine dining çalışıyorlar. Tabaklarda bu şekilde salatalık havuç var. Abi nasıl bak, ama nasıl bak, nasıl çabalıyorum. Sabahtan beri bu otobüsü takip ediyorum arkadaşlar. Bugün emeğimin karşılığı bilinecek, bunu biliyorum. Bunun arkasını çekiyorum arkadaşlar. The Best Thailand Experience. Doğru telaffuz etti mi bilmiyorum ama Tayland otobüsü yemek turu diyor arkadaşlar. Böyle bir hizmet var Tayland'da. Bunu öğrenmiş oldunuz. Eğer Tayland'a gelirseniz ve zenginseniz, para kazanıyorsanız, durumunuz iyiyse böyle bir hizmetten yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu adam bir harika. Abi ismini söyle, İngilizce bilmedikleri için hiç konuşmuyorlar. İşlerinde sadece haşır neşirler. Odak yönleri sadece işleri arkadaşlar. Dışarıyla bağlantısını kesmiş. Bakın şöyle ıslatıyor. Bu bir teknik galiba. Kabarmaması için ya da fazla kabarmaması için. Bizim lokma tatlısına benziyor. Acaba şeker koyuyorlar mı bilmiyorum ama. İkiye katladı, bu şekilde attı. Onu yapıştırmak için o suyu döktü. Yapışsın diye arkadaşlar. Çok iyi bir Michelin yazısı mı olmuş bunlar şurada? Michelin yazıyor. Ama şey de bir kandırma da olabilir tabii. Michelin niye gitti böyle bir şeye yıldız versin ki arkadaşlar? Ama verebilir. Örnekleri var. Hamur işi. Abi bana ismini söylemiyor. Genel anlamda sorduğumda zaten isimleri söylenmiyor. O yüzden bilgilendiremiyorum sizleri. Affola arkadaşlar. Herkes sıra olmuş abi. Yemek saati şu anda. Taylandlıların karnı acıktı. Herkes dışarıda yiyor yemeklerini. Arz talep çok yüksek sokak yemeğine. Gerek yerli halk, gerekse turistler. Burada 7'den 70'e herkes yemeğini dışarıdan yiyor arkadaşlar. Tezgahlar dolu dolu. Fiyatlar genel anlamda pahalı burada. Ara sokaklarda falan böyle şeyler yediğinizde biraz daha uygun fiyatları alabiliyorsunuz. Abi sokak hınca hınç doldu. Millet yemek yemek için çıldırıyor abi bu sokakta. Nasıl bir şey bu abi? Ben İran sokak yemeklerini bulamadım arkadaşlar. Ama size söz verdim. Bu akşam, bu gece olur. Sabaha karşı olur. Yarın olmaz ama. Bugün yapacağım bu videoyu arkadaşlar. Yarın siz izleyeceksiniz. Olmadı alacağım, hostelde deneyeceğim. Yine deneyeceğim yani arkadaşlar. Şüpheniz olmasın çünkü benim hiç şüphem yok. Açam abi, yutma garantisi verdim şu anda. An itibariyle YouTube'dayız. Hepsini yutarım abi. Yer oğlum, yutar. Ben yutarım abi. Erkek adam oğlum, o İzmirli senin gibi. Bunun bacağını koparacaksın, yiyeceksin. Telefonunu versene tatlım, ben de fotoğrafını çekeyim. Ben de çekeyim bari. Ya şunu yerim ben, bunu şu bir de yerim. Bu sıkıntı değil de, şunu emin olamıyorum. Bütün kameralar çıksın. Bakın burada çekirge var arkadaşlar. Burada tırtıl var. Burada larva var. Yani oluşmamış tırtıl. Burada farklı bir böcek var. Burada farklı bir böcek. Burada var. Okay. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Chinatown'dan alışveriş yaptık. Ve ürünleri hemen buraya getirdim. Neler aldığımı göstereceğim size hemen. Şöyle geliyorum. Burada ne var? Akreps var. Burada larva var arkadaşlar. Burada kurbağa aldım. Kurbağa bacağını çok seviyorum ben. İnanılmaz tadı var. Gerçekten öyle mi bilmiyorum tabi. Burada da bunun yavrusu var arkadaşlar. Şöyle. Burada da ayrı bir şey var. Burada da çekirge var arkadaşlar. Şimdi yemeye başlayacağız. Benim çekirge tecrübem var daha önceden. O yüzden ilk çekirgeden başlayacağım arkadaşlar. Biliyorum ki size yutma garantisi verdim. Sözüm neyse o, sözümde duracağım. Yani yutacaksak yutacağız abi. Bakın al. Al. Kırdın karabiberini ekle. Bakın al. Bunu yuttum. Yutmadın diyemezsiniz. Şimdi bunu alıyorum. Bakın arkadaşlar, görün şöyle. Benim arkadaşım midesi bulandı. O bahçeye doğru gitti şu anda. Sen harika bir insansın. Çünkü... Evet, boğazımda kalmış. Yo zor değil. Gerçekten değil çok mi? Güzel tadı. Ben beğendim. Ekşi bir tadı var arkadaşlar çekirgenin. O kadar abes bir tadı yok. Türk damak kültürüne bence
yakın bir tattı. Şimdi buna dönüyorum. İçinden ne çıkacak acaba? Böyle kremsi, böyle kıvamlı krema bir şeyler gibi bekliyorum. Krema gibi, evet, güzel olabilir. Bakın şöyle gösteriyorum. Neler hissediyorsun? Çiğnemeden yut bence. Bu da güzeldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada ne var? Kurbağa var. Bakın bunun bacaklarını yemek istiyorum ben. Oha, lezzetli lan. Çok kötü bir ses çıkıyor ve lezzetli mi? Tuzlu mu? Nasıl? Yesene bir, alın. Hayır, hayatta yemem ya. Yiyemem yani. Kurbağayı da yedim. Yemedin diyemezsiniz. Onu da yedim. Şimdi evet, sırada arkadaşlar. Sırada akrep var. Bakın buna headshot atacağım ben. Yalnız en zor da bu. Tansiyonum düştü. Biraz iç. Bunlar iyiydi de bu biraz sıkıntı biraz çıkartacak gibi. Evet. Şimdi akrebi de deniyorum arkadaşlar. Biz söz verdiysek sözümüzde duracağız. Çünkü bunun kamerası aşağıya bakıyorum. Söz verdiysek sözümüzde duracağız. Sözümüzün eriyiz yani. Bakın kuyruğundan burada zehir olabilir diye attım. İşimi garantiye aldım. Sözün bittiği yerdeyiz. Nasıl tadı? Neye benziyor mesela? Abi sana bir şey diyeyim mi? Aroma var bunda. Bir soya sosu döktü ama. Bir şey döktü, gördün mü? Döktü de. Bunun sanki eti şey, lezzet, etinde lezzet var ama. Eti mi? Bakın arkadaşlar. Mı? Çıtır çıtır. İnanamıyorum sana. Abi iyi misin? Bunu yapmak zorundaydım. Kusura bakmayın, siz de şahit oldunuz. Aha, abi nasıl bir şey biliyor musun? Ağlamak istiyorum. Şu an çok üzüldüm. Niye üzülüyorum? Toprak at bana. Kusuyordum biraz önce. Arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Hakkınızı helal edin. Ben deneyimlemek istiyordum zaten. Yani sırf bu kamerada şov yapmak niyetine değil, bunu çocukluğumdan beri bunları yapmayı istiyordum. Hatta tiyatro hocamız bana akrep getirmişti yemem için. Nasip olmamıştı, başkası yemişti, başkası deneyimlemişti. O zaman ben o anki ortamda değildim. Nasip bugüneymiş, hep beraber denedik. Umarım beni izlemekten keyif almışsınızdır. Hepiniz kendinize iyi bakın. Yeni serilerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sizleri seviyorum.